TR724 YouTube kanalındasınız. Harun Tokan yazdığı "Beni gurbet yağmurlarında yıkasınlar" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Yılı tam olarak hatırlamıyorum. 1995'ler olabilir. Yağmurlu bir yaz gecesi vardığımız Hazar'ın kıyısındaki Türkmenbaşı şehrinde Türkmen öğrenciler bir buket türküyle karşıladılar bizi. Gecenin karanlığına karışan bir türküyü o gün bugün hiç unutamadım. "Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar. Eğer ölürsem buralarda vasiyetimdir. Beni götürsünler doğduğum topraklara." Körpe bir Türkmen öğrenciden dinlediğim bu türküyü, Türk okulunda görev yapan ve belli ki köyünün hasretini çeken bir öğretmen öğretmişti. Kim bilir hangi mevsim ayrılmıştı köyünden, kaç kış geçmişti de ıslanamamıştı köyünün yağmurlarında. Bana mı öyle gelmişti, yoksa bir gurbet gecesinde bulutların coşkunca ağlayışından mıydı bilemiyorum ama sanki yürekleri hasret doluydu öğretmenlerin. Acı çektikleri belliydi ama hiçbir acı boşa çekilmezdi. Kendilerini sevgiden bir dünya kurma sevdasına adamışlardı. Okul müdürü Celalettin Bey, uzun boylu, esmer güzeli, vakur bir insandı. Yüzü güven veriyordu. Gönlünün gamı gözlerinden dökülüyordu. Bakışları derindi. Şehir valisi Çağrı Bey ara sıra elinden sıkıca tutuyor ve "Bu benim kardeşim. Bu bana bir yıl önce kaybettiğim evladımın acılarını unutturdu. Yüreğimde yanan korları küllendirdi." diyordu. Daha sonraları bu büyük ruhlu Celalettin öğretmenin ölümün her köşe bucakta pusu kurduğu Afganistan'a gittiğini öğrendim. Şimdi hangi hücrede, hangi hapiste ya da hangi gurbette bilemiyorum. Hayatını hiçe sayarak çoluk çocuklarını alıp en tehlikeli mahrumiyet bölgelerinde görev yapan bu Polat ruhlu öğretmenler, vahşetsiz bir dünya kurmak için gurbetleri vatan edinmişlerdi. Bütün sanat dalları değerlidir ama bir toplumun aynası olması açısından şiirler, türküler çok önemlidir. Türküler, yanan yüreğin kelimeleri de tutuşturmasıdır. Türkülerin olmadığı yerde çiçekler açmaz, kuşlar cıvıldamaz, akmaz derin dingin ırmaklar hasrete, bahçeye dikilen fidanlar yeşermez, çiçekler kokmaz. Türküler umuttur, hasrettir, vefadır, dostluktur. Yüreğimizden sılaya giden bir yoldur. Yüreğin gurbetinde büyüyen, özlemleri kor kor, demet demet sunan hasret çiçekleridir. Yüreğimizdeki sevgi kıpırtılarıdır. Gürül gürül hasreti akan pınarlardır. Yaşama sevincinden tutun da ölüm acısına kadar vefayı, vefasızlığı, hasreti, sevgiyi, inancı, direnci, aşkı şiirlerle, türkülerle dile getirmiş, içimizi, acımızı, sevdamızı onlara dökmüşüz, hayatı onlarla bölüşmüşüz. Ah bu türküler, türkülerimiz, ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla köyümüz, köylümüz, memleketimiz diyor Bedri Rahmi Eyüpoğlu. Onlar bizim kanatsız kaldığımızda kanadımız, efkarlı olduğumuz ve yalnız kaldığımız gecelerde tesellimizdir. Sesimizin çıkmadığı yerde sesimiz, nefesimizin kesildiği yerde nefesimizdir. Memleketin başı dumanlı dağlarına, bereketli ovalarına, yemyeşil bağlarına selam yollarız onlarla. Ah bu türküler, köy türküleri, mis gibi insan kokar, mis gibi toprak. Geceleri uzanıp kalınca gurbet yataklarına yorgun ve kimsesiz, bir türkü namesi gelmeyiversin kulağımıza. Dumanlanır hemencecik gözlerimiz, ince ince bir sızı sızar yüreğimize. Onlar bizim hasretli gurbetlerde gözlerimizden damlayan gözyaşlarımızdır. Yağmurlu gecelerde yanağımızdan süzülen pınarlardır. Biliriz ki onları ağıt ağıt yakanlar da çoğu zaman kimsesizdir. Şiirler, türküler değil midir buram buram hasret kokan toprak gibi, emek gibi, ekmek gibi, ter gibi, bir çocuğun elindeki taze somun gibi. Türküler değil midir dünyanın en muhteşem gelini, en sabırlı anası. Türküler değil midir özümüz, sözümüz, gözümüz, yollarda yoldaş olup dağlar denizler aşan bizimle. Türkülerimiz
acılardan damıtılmış gözyaşı, yangınlardan yüreğimize düşmüş madımak, mevsimlerden bahar, vakitlerden akşam, çiçeklerden gül, figanda bülbül, kuşlardan turnadır. Ah bu türküler, köy türküleri, ne düzeni belli, ne yazanı. Altlarında imza yok ama içlerinde yürek var. Gurbette yazılan şiirler, şarkılar, türküler bizi birbirimize kenetler. Direnç oluşturur, sevdamıza ses olur, yarım kalan rüyalarımıza nefes olur. Neylersin ki, yüz binlerce mensubu hapislerde, hücrelerde, gaybubetlerde, gurbetlerde acı çeken bir camianın hasretlerini, sevdalarını, özlemlerini, acılarını, sitemlerini dile getiren Gökmen'in ve Süvari'nin kısıtlı imkanlarıyla yaptıkları birkaç eser olmasa, dişe dokunur bir çalışmanın olmayışı büyük bir eksiklikti. Nihayet önceki gün bir bayram hediyesi gibi gurbet akşamlarına çağıl çağıl bir beste döküldü. Bir seher vakti köyün toprak evinin balkonundan karşı dağları seyrederken birdenbire köyün sessizliğine düşen bir ağıt sesi gibi, köy minaresinden yükselen bir sala sesi gibi düştü gurbetteki tüm yüreklere. Beni köyümün yağmurlarıyla yıkamasınlar. Öğretmen Ali Güngör'ün yazdığı duygu dolu şiiri yine bir öğretmen olan Zakir Yıldırım yürekleriyle delen sesiyle yorumlamış. Fon müziği olarak da Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınların müziği kullanılmış. Ortaya muhteşem bir eser çıkmış. İyi de daha dün Hazar akşamlarında, Asya steplerinde, Baykal Gölü kıyılarında, Afrika çöllerinde Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar diyen bu insanlar, Beni Köyümün Yağmurlarıyla Yıkamasınlar noktasına nasıl gelmişlerdi? Belli ki çok incinmişlerdi. Sadece köylerinin vefasız insanlarına değil, bulutlarına, yağmurlarına bile kırılmışlardı. Nice zamandır ne yazık ki ülkemizde melekler incitiliyor. Dünyaya bayram taşıyan o melekler, şimdilerde hapishane köşelerinde, tek başına hücrelerde, gaybubetlerde, grubu olmayan gurbetlerde gözyaşı döküyor. Son yazılarımın birinde dediğim gibi bizler, bugünlere çocukluğumuzu köy kabristanına gömerek geldik. En muhtaç oldukları zamanda anamızın, babamızın yanında olamadık. Bir kuşak, ömürlerinin baharını insanlığın bayramına feda kıldı. Onun içindir ki, şimdilerde ülkesinden çok uzaklarda olan öğretmen Ali Güngör, hepimiz adına sitemlerini ve kırgınlıklarını şu sözlerle dile getirmiş. Beni gurbetin yağmurlarıyla yıkasınlar. Benim yağmurum köyümden de gelir buralara. Beni Ege'nin, beni Meriç'in sularında buharlaşan yağmurlarla yıkasınlar. Tıpkı deryalara gark olan çocuklar gibi, yiğitler gibi. Mezarlara kefenli de konsa, kefensiz de konsa, her su yıkayıp arındırmaz mı kulları, denizden de olsa, nehirden de olsa. Beni köyümün yağmurlarında yıkamasınlar. Beni yıkayacak yağmur ulaşır bana her yerde. Hücrede de, vuslatta da olsa, hainler mezarlığında da. Kaderdeki yazılı ağaç tabut verir. Tezgahta kumaş. Sürgünde de olsa, gaybubette de olsa. Beni köyümün yağmurlarıyla yıkamasınlar. Zulme uğrayanların gözlerinden akan sularla yıkasınlar. Beni Ege'nin, Meriç'in sularında buharlaşan yağmurlarla yıkasınlar. Beni arşı titreten acıların şahidi meleklerin gözyaşlarıyla yıkasınlar. Teşekkürler Ali Güngör, teşekkürler Zakir Yıldırım, diyor Harun Tokak TR724'deki köşesinde.